أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف O üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi, aziz ve hakim olan Allah, böylece sana da, senden önceki Resullere de buyruklarını vahyeder. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. O yüceler yücesidir, pek büyüktür. Öyle ki neredeyse gökler üstlerinden yarılacaklar. Melekler, Rablerini överek tenzih ve takdis eder ve yerde bulunanlar için mağfiret dilerler. İyi bilin ki gafur ve rahim O'dur. Affı, merhamet ve ihsanı pek boldur. Allah'tan başka bir takım hamiler, veliler edinenlere gelince, Allah onları daima gözetleyip kontrol etmektedir. Sen onlar üzerinde yönetici değilsin. Böylece sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki, sen ana kent olan Mekke ile bütün etrafını uyarıp irşad edesin ve gerçekleşeceğinde hiç şüphe olmayan mahşer günündeki büyük buluşmayı haber veresin. O ne müthiş manzara! Bir kısım cennette, bir kısım alevli cehennemde. Eğer Allah dileseydi, bütün insanları aynı dine bağlı tek ümmet yapardı. Ama O, insanların hak etmelerine göre, dilediği kimseyi rahmetine dahil eder. Zalimlerin ise ne hamileri ne de yardımcıları vardır. Gerçek bu iken, bilakis onlar Allah'tan başka bir takım hamiler edindiler. Olacak iş midir bu? Hami ancak Allah'tır. Ölüleri diriltecek de O'dur. Ve O her şeye kadirdir. Hangi hususta ihtilaf ederseniz bilin ki, O'nun hükmü Allah'a aittir. İşte Rabbim olan Allah budur. Ben de yalnız O'na dayanır ve güvenir, O'na yönelip gönül veririm. O gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Size kendi nefislerinizden eşler yarattığı gibi, davarlara da eşler yarattı. O bu düzen içinde sizi üretiyor. O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. Göklerin ve yerin hazinelerinin anahtarları O'nun yanındadır. Dilediğinin nasibini bollaştırır, dilediği kimsenin nasibini daraltır. Çünkü O, her şeyi bildiği gibi, her duruma en uygun olanı da bilir. O, dini doğru anlayıp, hükümlerini uygulayın ve o hususta tefrikaya düşmeyin diye, din esasları olarak Nuh'a emrettiğini, hem sana vahyettiğimizi, keza İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya emrettiğimizi, sizin için de din kıldı. Senin insanları davet ettiğin esaslar, müşriklere çok ağır gelmektedir. Halbuki Allah, dilediği kullarını bu din için seçer ve gönülden kendine yöneleni doğru yola iletir. Geçmiş ümmetler ancak kendilerine buna tefrikanın haram olduğuna dair bilgi ulaştıktan sonra sırf aralarındaki ihtiras ve haset yüzünden bölündüler. Daha önce Rabbin tarafından yürürlüğe konulan vaat, yani cezayı belirli süreye, kıyamete kadar erteleme sözü olmasaydı, onların işleri çoktan bitmişti bile. Ehli kitaptan sonra kitaba varis kılınanlar, Mekke halkı, onun hakkında derin bir şüphe içindedirler. Onun için sen durma, hakka davet et ve sana emredildiği tarzda dosdoğru ol. Sakın onların keyiflerine uyma ve şöyle de,
Allah hangi kitabı indirmişse ben ona inandım. Hem bana aranızda adaletle hükmetmem emri verildi. Allah bizim de sizin de Rabbinizdir. Bizim işlerimizin sorumluluğu bize, sizinkilerinki ise size aittir. Bizimle sizin aranızda bir tartışma sebebi yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Hepimiz de onun huzuruna götürüleceğiz. İnsanların çoğu dine daveti kabul edip girdikten sonra Allah'ın dini hakkında hala ileri geri tartışanların itirazları Rableri yanında boştur. Onlara büyük bir gazap ve şiddetli bir azap vardır. Allah hakkı bildirip ikame etmek için kitabı ve adalet ölçüsünü indirmiştir. Hep gerçeği bildiren o kitabın bildirdiği kıyamet, ne bilirsin, belki de yakın olabilir. Kıyamet, yani dirilme saatinin gelmesini aceleyle isteyenler, ona inanmayanlardır. Müminler ise, onun gerçekten vaki olacağını bilir ve ondan kaçınırlar. Kıyamet hakkında münakaşa edenler, haktan ve gerçekten çok uzak, derin bir sapıklık içindedirler. Allah, kullarına büyük lütuf sahibidir. Dilediği her kulunu bir türlü rızıklandırır. O pek kuvvetlidir. Üstün kudret sahibidir. Kim ahiret mahsulü isterse, onun ürünlerini fazla fazla arttırırız. Kim de sırf dünya menfaati isterse, ona da ondan veririz. Ama ahirette onun hiç nasibi olmaz. Yoksa Yüce Allah'ın izin vermediği bir takım şeyleri kendilerine din diye kabul ettirmek isteyen putları mı var? Şayet Allah'ın cezayı ertelemeye dair hükmü olmasaydı, işleri çoktan bitirilmişti. Zalimlere elbette gayet acı bir azap vardır. Büyük duruşma günü, zalimlerin kendi yaptıkları işlerden bucak bucak uzak durup korkudan titrediklerini görürsün. Halbuki çare yok. Onların cezası tepelerinin üstünde durmaktadır. İman edip makbul işler işleyenler ise cennet bahçelerindedirler. Rableri yanında, cennette istedikleri ne varsa kendilerine verilecektir. İşte bu da pek büyük bir lütuftur. İşte bu, Allah'ın iman edip makbul ve güzel işler yapan kullarına verdiği mutluluk müjdesidir. De ki, ben bu risalet ve irşat hizmetinden ötürü sizden akrabalık sevgisinden başka beklediğim hiçbir karşılık yoktur. İşte kim böyle bir sevgi olsun, başka iyi işler olsun gerçekleştirirse, biz de onun o iyiliğinin sevap ve mükafatını kat kat arttırırız. Çünkü Allah gafurdur, şekürdür. Çok affedicidir, kullarının az işlerini fazlasıyla ödüllendirir. Yoksa senin hakkında Allah adına yalan uydurdu mu diyorlar. Halbuki Allah dilerse senin kalbini mühürler. Allah batılı imha eder, hakkı ise indirdiği kitapla kuvvetlendirir. Gerçekten o, kalplerin içinde ne varsa bilir. O ki kullarının tövbesini kabul eder, günahlarını affeder. Hem sizin bütün yaptıklarınızı da bilir. Hem iman edip, makbul ve güzel işler yapanların dualarına karşılık verir. Hatta lütuf ve ihsanından onların ödüllerini arttırır. Kâfirlere ise şiddetli bir azap vardır. Eğer Allah kullarına rızık ve imkanları bol bol yaysaydı, onlar dünyada azarlardı. Lakin O, bu imkanları dilediği bir ölçüye göre indirir. Çünkü O, kullarından haberdar olup, onların bütün yaptıklarını ve yapacaklarını görmektedir. O'dur ki, insanlar artık ümitlerini kestikten sonra yağmur indirir, rahmetini her tarafa yayar. O,
gerçek dost ve hamidir. Bütün övgülere ve hamdlere layıktır. Gökleri ve yeri yaratması ve oraları her türlü canlı ile doldurması, onun kudretinin ve hikmetinin delillerindendir. O elbette dilediği zaman onları mahşerde toplamaya da kadirdir. Başınıza gelen her musibet, işlediğiniz günahlar, ihmal ve kusurlarınız sebebiyledir. Hatta Allah, günahlarınızın çoğunu da affeder. Siz, kaçmakla Allah'ın cezasından kendinizi kurtaramazsınız. Sizin Allah'tan başka ne haminiz, ne de yardımcınız vardır. Denizlerde dağlar gibi akıp giden gemiler de, onun kudretinin ve hikmetinin delillerindendir. Eğer o dilerse, rüzgarı durdurur. Gemiler de denizin üstünde durak kalır. Elbette bunda, sabrı ve şükrü bol olanlar için alacak ibretler vardır. Yahut, işledikleri günahlar sebebiyle o gemileri batırır. Günahların birçoğunu da affeder. Böyle yapmasının bir sebebi de, ayetlerimiz hakkında tartışanların kaçacak bir yerleri olmadığını onlara bildirmektir. Denizlerde dağlar gibi akıp giden gemiler de onun kudretinin ve hikmetinin delillerindendir. Eğer o dilerse rüzgarı durdurur. Gemiler de denizin üstünde durak kalır. Elbette bunda sabrı ve şükrü bol olanlar için alacak ibretler vardır. Yahut İşledikleri günahlar sebebiyle o gemileri batırır. Günahların birçoğunu da affeder. Böyle yapmasının bir sebebi de, ayetlerimiz hakkında tartışanların kaçacak bir yerleri olmadığını onlara bildirmektir. Denizlerde dağlar gibi akıp giden gemiler de, onun kudretinin ve hikmetinin delillerindendir. Eğer o dilerse, rüzgarı durdurur. Gemiler de denizin üstünde durak kalır. Elbette bunda sabrı ve şükrü bol olanlar için alacak ibretler vardır. Yahut işledikleri günahlar sebebiyle o gemileri batırır. Günahların birçoğunu da affeder. Böyle yapmasının bir sebebi de ayetlerimiz hakkında tartışanların kaçacak bir yerleri olmadığını onlara bildirmektir. Denizlerde dağlar gibi akıp giden gemiler de onun kudretinin ve hikmetinin delillerindendir. Eğer o dilerse rüzgarı durdurur. Gemiler de denizin üstünde durak kalır. Elbette bunda sabrı ve şükrü bol olanlar için alacak ibretler vardır. Yahut işledikleri günahlar sebebiyle o gemileri batırır. Günahların birçoğunu da affeder. Böyle yapmasının bir sebebi de, ayetlerimiz hakkında tartışanların kaçacak bir yerleri olmadığını onlara bildirmektir. Size verilen ne varsa, hep dünya hayatının geçici metaıdır. Allah'ın yanında, ahirette olan nimetlerse, iman edenler ve Rablerine güvenenler için hem daha değerli hem de devamlıdır. Onlar öyle kimselerdir ki, büyük günahlardan ve hayasız çirkin işlerden kaçınırlar. Kızdıkları zaman öfkelerini yutar, karşıdakinin kusurlarını affederler. Onlar öyle kimselerdir ki, Rablerinin çağrısına kulak verip, namazı hakkıyla ifa ederler. İşlerini istişare ile yürütürler. Kendilerine nasip ettiğimiz imkanlardan, hayırlı işlerde sarf ederler. Onlar o kimselerdir ki, zulme uğradıklarında yardımlaşıp haklarını alırlar. Ama unutmayın ki, haksızlığın karşılığı yapılan haksızlık kadar olabilir. Fazlası helal olmaz. Bununla beraber kim affeder, haksızlık edenle arasını düzeltirse, onun da mükafatı artık Allah'a yaraşan tarzda olur. Şu kesindir ki, Allah zalimleri sevmez. Kim zulme uğradıktan sonra hakkını alırsa, bunlara hiçbir sorumluluk yoktur. Sorumlu olanlar, ancak insanlara zulmedenler
ve ülkede haksız yere başkalarının hukukuna saldıranlardır. İşte böylelerinin hakkı gayet acı bir azaptır. Her kim dişini sıkarak sabreder ve kusurları affederse, işte onun bu hareketi ancak büyüklere yaraşan örnek davranışlardandır. Allah kimi şaşırtırsa, artık ondan sonra kendisini koruyacak kimse bulunamaz. O zalimlerin azabı görünce, imanlı kul olmak için, acaba geri dönme imkanı var mıdır, dediklerini görürsün. Onları, uğradıkları zilletten dolayı, boyunları bükük, yürekleri titrer vaziyette, cehennemin önüne getirildiklerinde, korkudan sadece göz ucuyla ateşe baktıklarını fark edersin. Müminler ise bu manzara karşısında en büyük kayba uğrayanlar hem kendilerini hem de ailelerini kıyamet gününde hüsrana sürükleyenlerdir derler. İyi bilin ki zalimler devamlı bir azap içindedirler. Kendilerine Allah'tan başka yardım edecek dostları da yoktur artık. Allah kimi şaşırtırsa artık onun için hiçbir kurtuluş yolu yoktur. Allah tarafından gelecek ve geri çevrilmesi mümkün olmayacak olan gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısını kabul edip ona dönün. Yoksa o gün ne sığınacak bir delik bulabilirsiniz ne de yaptıklarınızı inkara bir çare. Eğer bu çağrıya sırtlarını dönerlerse, hoş biz de seni üzerlerine bekçi göndermedik ya, senin görevin sadece tebliğdir. Biz insana tarafımızdan bir nimet tattırırsak, o ferahlar, şımarır. Ama başlarına yine kendi işledikleri hatalar sebebiyle bir sıkıntı gelirse, insan hemen nankörleşir. Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız evlat, dilediğine erkek evlat verir. Yahut kızlı oğlanlı olarak her iki cinsten karma yapar. Dilediğini de kısır bırakır. O her şeyi mükemmel bilir, her şeye kadirdir. Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız evlat, dilediğine erkek evlat verir. Yahut kızlı oğlanlı olarak her iki cinsten karma yapar. Dilediğini de kısır bırakır. O her şeyi mükemmel bilir, her şeye kadirdir. Allah bir insana ancak vahiy yoluyla veya bir perde arkasından hitap eder. Yahut ona kendi izniyle dilediğini vahyedecek bir elçi gönderir. Çünkü o yüceler yücesidir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. İşte böylece sana da emrimizden bir ruh vahyettik. Halbuki sen daha önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Lakin biz onu kullarımızdan dilediklerimize doğru yolu gösteren bir nur kıldık. Sen gerçekten insanlara doğru yolu gösterirsin. Yani göklerde ve yerde bulunan her şeyin sahibi olan Allah'ın yolunu gösterirsin. İyi bilin ki bütün işler eninde sonunda Allah'a döner.''